Herkese merhaba. Bugün birlikte tercihlerimi yapacağız. Aslında listem hazır ama sıralamasını falan kafam çok karıştı gerçekten. Bir onu ayarlayıp hemen listeme, tercih listeme girmek istiyorum. Ama ondan önce bir sınav sonucumu falan da söylemek istiyorum. Hangi bölümü seçeceğim, bunları hiç paylaşmamıştım daha önce ama artık şimdi paylaşmam gerek diye düşünüyorum. YKS sonucum diye bir video çekmedim. Çünkü sınav sonucum hiç istediğim gibi gelmedi. Hatta yani kesin mezuna bırakırım diyeceğim bir sonuç geldi. Şuraya bırakırım sıralamamı. 115.000'inci oldum ve çok kötü. Yani gerçekten hiç böyle beklemiyordum. Ama zaten istediğim bölümüm değişti. Mezunu bırakmak istemiyorum. Çünkü tercih listemden çok memnunum. Yani tercih listemde gelmesini beklediğim birkaç tane işte üniversite var, gelir diye düşündüm. Onlar beni çok mutlu ediyor ve mezunu bırakmak istemiyorum bu yüzden. Aynı şeyleri bir sene daha yaşamak istemiyorum. Ben aslında sınava hazırlanmaya başladığımda hukuk istiyordum. Ama sınava böyle 3-4 ay kala biraz fikirlerim değişmeye başladı bazı sebeplerden ötürü. Ben hep biraz daha dil ağırlıklı bir meslek istiyordum. Hani ileride fazla dil öğrenmemi gerektiren, farklı diller konuşabileceğim, biraz daha yurt dışına çıkabileceğim öyle bir meslek hep hayalimde vardı. Ama hep hukuk istedim ve hukuk birazcık bu istediklerime yönelik bir meslek değil, bir alan değil. Ve bunu son 3-4 ay fark ettim. Çünkü gerçekten hukuk istiyor muyum yoksa sonuçta hukuk zor, kazanması zor. Hani acaba bu yüzden mi istiyorum diye düşündüm. O kadar da mutlu olur muyum bilemedim bir an kendimi düşündüğümde. Sonra uluslararası ilişkileri birazcık araştırdım ve tam benlik bir alan olduğunu düşündüm. Kesin çok saçma bir yerde kestim. Her neyse, ne diyordum? Ben aslında 10. sınıfta eşit ağırlığa hukuk için geçmiştim. Ben mimarlık istiyordum ama sayısalım çok kötüydü ve zaten mimarlıkla neden mimarlık seçmeyi düşünmüşüm onu bile anlamıyorum yani. Gerçekten insanın fikirleri çok değişiyor. Şimdi açıkçası içim daha rahat. Çünkü ben mesela hukuk isterken bile acaba dil seçsem ne olurdu diye düşünüp duruyordum. Ama aynı zamanda İngilizce öğretmeni ya da bir tercüman olmak istemiyordum. Yani dil alanında başka meslek var mı bilmiyorum ama hani dil okumak istemiyordum. Dili çok kullanabileceğim başka bir meslek istiyordum ve o da gerçekten uluslararası ilişkiler tam buna göre bir meslekmiş ve ben bunu yani bilmiyorum birazcık ön yargı herhalde. Çok uluslararası ilişkileri araştırmamıştım bile. Her neyse bölümüm bu. Bir de aynı zamanda siyaset bilimi uluslararası ilişkileri tercih etmek istiyorum. Zaten ortaokuldayken falan hep ben siyaset okumak istiyordum. Hep bir ilgim vardı. Hani ikisinden birini seçeceğim ve tercih yapacağım bugün. Toplam 12 tane tercih yapacağım. Aslında tercih listem hazır gibi ama sıralamasını yapmak çok zor. Çünkü hani 2 tane gelebilecek üniversite var. Hangisini yazacağım? Ya bu çok zor bir karar gerçekten. Günlerdir hani 30 tane kağıt temizle çeke çeke yani çıkardım bir şeyler ama hala birazcık kararsızım. Şimdi size tercih listemi paylaşacağım. Çok heyecanlandım şu anda. Neyse. Kahvemi içeyim. Gözümün aldı. Şimdi tercihlerimi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ya herkes böyle yapıyor zaten ama tercihlerimi 4'e ayırdım. İlk 3'ü hani gelmeyeceğini bildiğim hayal gibi olan üniversiteler sayıyorum. ODTÜ, Hacettepe, İstanbul. ODTÜ ve Hacettepe Uluslararası İlişkiler, İstanbul'da Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkileri yazdım. İkinci kısımda da hani biraz daha önlerde hani hayal gibi değil. Ya bir mucize olursa belki beni alırlar. Ama olmaz. 3 tane de bu var. Marmara, Türk-Alman, bir de Ankara Üniversitesi. Sonra 3. bölüm. Bu en çok istediğim 2 üniversite. Yani mesela Türk-Alman'dan, Marmara'dan falan daha çok istiyorum. Yani üstlerde olmasına rağmen. Birisi 9 Eylül, birisi de Yıldız Teknik. Aslında şey düşünmüştüm Yıldız Teknik için. Hani teknik bir üniversitede siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okumak mantıklı mı diye düşünmüştüm. Ama üniversite çok kaliteli ve aynı zamanda biraz araştırdığımda, kadrosuna falan baktığımda, kulüplerine baktığımda çok aktif olduğunu gördüm. Yani zaten yani Yıldız Teknik. Ama hangisini başa yazacağımı çok karar veremedim. 9 Eylül'ün puanı daha yüksek. Ama ben Yıldız Teknik'i çok istiyorum yani. Çünkü okul çok güzel. Yani beni de alabilir bu arada. Geçen sene 144.000'le kapatmış. Bir önceki sene de 120.000'le kapatmış. Ve bence beni alabilir. Yani neden almasın? Bende kişisel bir problemi yoksa girebilirim diye düşünüyorum. Ama bu sene ne olacağı hiç belli olmaz. Belki de almaz. Yani hiçbir fikrim yok. Artık gitmek istiyorum. O yüzden Yıldız Teknik'le 9 Eylül çıkmazsa diye 2 tane tercih yaptım. En alt 2'yi çıkmaz kesin de. Ege ve Uludağ Üniversitesi.
Bunu da sıralayamadım. Çünkü hani Yıldız Teknik ve 9 Eylül beni almazsa ya Ege ya Uludağ biri kesin beni alır diye düşünüyorum. Çünkü hani sıralamaları daha şey geride. Ama Ege'yi mi yazsam Uludağ'ı mı bilmiyorum yani. Onunla kararsız kaldım. Sonra 11. tercihim de Ankara Yıldırım Beyazıt. 12'de Hacı Bayram Veli var. Son ikisi Ankara oldu. Listem bu şekildeydi. Hala biraz araştırma yapmak istiyorum. Biraz daha bir şeylere bakmak istiyorum. Ama artık yeter. Yani gerçekten yeto. Uludağ mı Ege mi kafam çok karıştı. Bu arada ikisi de çok güzel okullar. Yani dışı falan Uludağ'ın dışı mükemmel yani Uludağ Üniversitesi'nin. Bursa'ya daha önce hiç gitmedim ama böyle yeşillik, böyle temiz hava, böyle bir hava veriyor Bursa niyeyse. Ege de çok güzel. Daha İzmir'den birkaç saat önce geldim ve İzmir de çok güzeldi. Bornova da yani güzeldi. Ege Üniversitesi de çok güzel ama hangisini seçeceğim bilmiyorum. Of, kafam çok karıştı ya. Bir kahve içeyim. Şimdi son kez bir son araştırmamı yapıyorum. Uludağ ve Ege arasında bir fikir sahibi olup tekrardan sanki hiç olmamışım gibi. Tamam, galiba karar verdim. Ben Ege'yi öne yazacağım. Zaten Ege'nin puanı da Uludağ'dan daha iyi. Bir de Ege'nin Erasmus imkanı daha iyi. Tek Uludağ'da aklımda kalan, Uludağ full İngilizce. Ege'de Türkçe dersler de var. Yani en az %30 diyor. Ama o da çok büyük bir sorun olur mu? Çok zannetmiyorum açıkçası. Şimdi o zaman tercihlerimi yapıyorum. Drama queenlik yapıyorum şu an ama çok heyecanlıyım ya. Hala tercih yapabilecekmiş gibi hissetmiyorum. Yanlıyım. ÖSYM'ye giriyorum şu anda. Bu arada umarım aklınıza takılan soruları falan cevaplamışımdır. Tamam, şimdi kodları gireceğim. Ya ben niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Aslında bu kadar heyecanlanmamın sebebi, hani burada çıkabilecek sadece bir tane İstanbul var. O da Yıldız Teknik. Gelmezse İstanbul'da olmayacağım birkaç ay sonra ve 4-5 yılım başka bir şehirde geçecek ve ne yapacağım? Hani çok heyecanlıyım ya. Hani bölümüm için çok heyecanlıyım. Aklımda bir sürü plan var. Ya şu an gerçekten o kadar mutluyum ki, anladın mı? Bir anneme sesleneyim. Anne! Şimdi ilk 6 üniversiteye girdim ama zaten hani ilk 6 üniversiteye gelmeyeceğini bildiğim üniversiteler olduğu için rahattım. Şimdi sıralaması gerçekten çok önemli. Sadece Ankara Üniversitesi'ni çıkarsam mı diye bir düşündüm. Çünkü Türkçe bir bölüm, yani İngilizce istiyorum. Hani geleceğinden de değil yani. 86 binle kapatmış bir okul beni alamaz diye düşünüyorum yani. Ama İşimi de riske atmak da istemiyorum. Acaba silsem mi? Ben sileyim Ankara Üniversitesi'ni ya. Siliyorum ya. Bölüm Türkçe. Hiç İngilizce yok. İstemiyorum. Bir de Ankara'da üniversite. Ankara'da deniz yok anne. Ankara mı? Orada deniz yok anne. Denize gitmek için gidilmiyor. Yıldız Teknik ve 9 Eylül gelmezse şu an bak kodunu girdiğim okul bana gelecek. Evet, tercih listem bu şekilde. Yani çok memnunum listemden. Duvile de var. İşlemi tamamlaya basamıyorum. Kontrol ve ön izleme. Yapamıyorum, basamıyorum. Çok heyecanlıyım. Karnıma ağrı girdi. Bir son kez tekrar bir şöyle bakıp onaylayacağım artık. Yani yapabileceğim bir şey yok. Aradan bayağı geçti ama ben hala onaylayamadım. Aslında içime sinmeyen bir şey yok. Bir şey araştırmıyorum, bir şey etmiyorum. Sadece Uludağ Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin yerini değiştirsem mi diye düşünüp duruyorum. Allah'ım inşallah ondan öncekiler çıkar da ben şu an boşuna bu kadar düşünüyor olurum. Yani öyle olursa çok mutlu olurum gerçekten. Ama hayırlısı ya, Ege'yi başa yazdım. Bir şey yok, onaylıyorum. Evet, şu an tercihlerimi yaptım. O kadar heyecanlıyım ki yemin ederim şu an tuvaletim geldi heyecandan ve bitti yani, bu kadar da çok heyecanlıyım. Tercih sonuçlarımı da paylaşırım diye düşünüyorum. Paylaşacağım tabii çünkü yani üniversitemde vloglar çekmek istiyorum. Bir sürü planım var, çok heyecanlıyım. Bunu söylemekten de bıktım ama daha aktif olmaya çalışacağım. Yani birazcık depresyona girmiştim, küçük bir depresyona. O yüzden çok bir şeyler çekesim gelmiyordu. Ama umarım bundan sonra bir şeyler çekebilirim. Beni Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Yorumlarda bence birazcık sohbet edebiliriz. Çünkü uzun zamandır YouTube'da yorumlara cevap veremiyorum. Çünkü video atmadım. O zaman sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.